Sevgili seyirciler, Dalaman tarım buluşmalarında sizlerle birlikteyiz. Bir ilki yaşıyoruz. Neden bir ilki yaşıyoruz? Tarıma çok çok önem veriyoruz. Bu noktada Avcı Tarım Yönetim Kurulu Başkanı değerli Fatih Avcı ile birlikte Ege Televizyonu Doruk Türk olarak bir proje oluşturduk. İstiyoruz ki bizler tarıma mevcut tarımla uğraşan birimlerin dışında bireysel olarak, kurumsal olarak neler yapabiliriz? Bunu göstermek istiyoruz. Sizlerle, seyircilerimizle, halkımızla paylaşmak istiyoruz. Bu noktada Bismillah diyoruz. Şu an sahadayız. bu esnada sağ olsun ta Muğla'dan bize eşlik etti, bizi şereflendirdi. Değerli Ülke Ocakları, Muğla Ülke Ocakları Başkanımız Burak Demirel'le beraberiz. bir toplantıya katılmak üzere Ortaca'ya geçecek. Ee, şu an kendisine mikrofonu vereceğim. Açılış konuşmasını onunla yapmış olalım inşallah. Evet öncelikle tarım buluşmalarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bizler de başbuğumuz Alparslan Türkeş'in Dokuz Doktörü'nün bizlere vermiş olduğu vizyon, köycülük vizyonu ile alakalı Türkiye'deki tarımı sonuna kadar destekliyoruz ve tarımın çiftçilerle birlikte Türk gençliğinde entegre edilmesini de önemsiyoruz. Biz de ülke ocakları olarak sürdürülebilir tarım projemizi Ülke Ocakları Genel Merkezimizin müsaadeleriyle Muğla'da başlatmak istiyoruz. Yine yönetim kurulu başkanımıza da bununla alakalı gerekli istişareleri yaptık. Bizlerde de Türk gençliğinin tarımla nasıl e, mücadele ettiğimizi, tarımın nasıl geliştirilebilir olduğunu öğretmek adına çalışmalarımızı, eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Malumunuz öyle bir gündemde, öyle bir süreçte yaşıyoruz ki e, yeni neslimiz artık işte domatesin nasıl yetiştiğini, bilmiyor. Çilek yiyor. Çileğin nerede yetiştiğini bilmiyor. Bu da gelecek yıllarda çok önemli bir gıda krizini ortaya koyuyor. E, dünyada teknoloji devi bilgisinin dünyada bir dünyanın birçok yerinde e, tarım Projeleriyle alakalı çalışmaları yapıldığını belki çoğu kişi bilmez ama biz araştırmalarımızda bunu görüyoruz. Yani kendisi de tarımı çok önemsiyor. Bizler de aynı şekilde tarım projemizi çok önemsiyoruz. Türk gençliğinin tarımla uğraşmasını, toprakla uğraşmasını çok benimsiyoruz. Ve bu sayede de 2050 yılında yaşanacak gıda krizinin önüne geçmek istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Ağzınıza abi. sağlık, ayağınıza abi, sağlık. Uğurluyoruz efendim size. Ediyorum. Allah razı olsun. Tamam, evet, başkanımızı gönderdik. Ee, Bismillah dedik başlıyoruz. Bugün yoğun bir süreç yaşayacağız. Değerli Fatih kardeşimle beraber iki ilçede bulunacağız. Dalaman'dayız şu an. ilk adımı atıyoruz. Ben mikrofonu değerli kardeşim Fatih Avcı'ya veriyorum. Bugün hangi aktivitelerde bulunacağız, nerelerde bulunacağız kendisi sizlere arz etsin. Buyurun. E, teşekkür ediyorum e, bu programı yaptığımız için abi. Sağ olasın, var olasın. E, bizim e, Dalaman Tarım Buluşması diye geçiyor ama... ...yani başında Dalaman geçiyor. İçerisinde ortaca var, e, köyceğiz var, hepsi var yani. Bizim amacımız tarım. Derdimiz, tasamız, evet, her bizim. şeyimiz tarım. Yani şöyle çiftçilik bizim için e, yan meslek değil... ...ana mesleğimiz evet. çiftçilik. E, biz bir nebze de olsa ne, e, yani... Tarıma ne verebiliriz, neler yapabiliriz tarım için? Benim derdimiz, tasamız o yani. Ee, yani şimdi burada zaten fevziye gideceğiz. İşte narımız, na limonumuz, portakalımız, e pamuk. Yani tarımla ilgili neler varsa bunu göstermek için bugün burada bir çaba sarf edeceğiz yani. Birinci adım o zaman ortaca. Buradan ortacaya geçiyoruz. Evet. bir bismillah. Bismillah. Sevgili seyirciler, Dalaman'dan kalkışımızı yaptık. Şu an ortaca Çaylı Mahallesi'ndeyiz. E, bu programda sorunları ele alıyoruz, çözüm yollarını dile getiriyoruz. Tarım için yapılması ne gereken varsa, e, dilimiz döndüğünce büyüklerimize, Ankara'ya sesimizi ulaştıracağımıza söz verdik. İnşallah ulaştıracağız da. Efendim sizi kısaca tanımak istiyoruz. Ben e, Hasbi Yaşar, e, Ortaca'daki amatikayı diyorum. Arazi babamızın, babamızdan bize geçti. Ee, kendi çapımızda e, çiftçilik yapmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun ee, Fatih kardeşimizle iki yıldan beri çalışıyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Ne beslemede ne hastalıklar ne şeyde. Onların dediği şekilde uyguluyoruz. Geçen sene bir kasa ikinci limonum çıkmadı tamamen ve tüccarım da şunu söylüyor: ee, Soğuk havaya girdiğim zaman e, senden aldığım mal bana gülüyor hiçbir sıkıntımız olmadı. Bizim sıkıntımız var, yok değil. Sizden ricam şu. Hı. Bizi izleyen Türkiye'nin dört bir yanındaki seyircilerimize biz ben dahil limonu pazardan alıyoruz. Hı hı. Çorbamıza sıkıyoruz. Yiyorsak yiyoruz. Bizim bildiğimiz limon bu kadar. Hı. Şimdi Fatih kardeşimiz ne yapar? Siz onunla nasıl bir işbirliğindesiniz? Bu limon ağacımızı hayatında ilk defa görenler var. Hı hı. Limon Nasıl bir bitkidir? Ne zaman hastalanır? Ne zaman üşütür? Ne gibi sıkıntıları olur? Ne zaman alo Fatih kardeşim gel deriz? Bunları bir anlayacağımız şekilde bize anlatın lütfen. Şimdi, e, limon Allah'ın insanlara verdiği en büyük nimetlerden biri. Tansiyonu da düşürür. Çok şeylere faydası var. Biz de bunu vatandaşlarımıza sağlıklı bir şekilde yedirmek için Ziraatçı mühendisimiz Fatih kardeşimizin onun doğrultusunda attığımız her ilaçlar ruhsatlı. Hiçbir şekilde insan sağlığına zarar vermeyecek ilaçlardan kullanıyoruz ki biz bunu kendimiz de yiyoruz. Biz yemediğimiz şeyi vatandaşlara yedirmek istemiyoruz. Yetiştirmesi tabii meşakkatli ama sağ olsun biz daha hiçbir gün Fatih kardeşim veya Altuğ kardeşim benim bahçeye bak demedim. Onlar geldi gününde bahçeme baktı. bahçeden bana dediler işte amca şöyle şöyle sıkıntılar var veyahut da bu sefer hastalığımız yok es geçeceğiz onların doğrultusunda sağlıklı bir ürün yetiştirip halkımıza da sağlıklı bir ürün yedirmeye çalışıyoruz. Gibi Sorunlarla karşılaşıyoruz. Şu an ne hastalıklarımız var? Hastalıklarımız şu anda kırmızı örümcek var, unlu bit var, sıcaklardan dolayı, havanın rüzgarlı olmasından dolayı. Sarı akar dediğimiz bir hastalık var. İki yıldan beri bizim başımıza musallat oldu. Ama çok şükür avcı tarımın iyi bir takibiyle o hastalıkları şu anda bahçemizde barındırmıyoruz. Abimizin anlattığı tek tek hastalıklar var. Bu hastalıklara bizim çözümlemelerimiz var mı? Nelerdir? Çözümlemelerimiz tabii ki de var. Yani biz ilk şöyle başlıyoruz. Yani şubat ayında bakır uygulamasıyla başladıktan sonra işte çiçeklenme döneminde, meyve oluşum döneminde, olgunluk döneminde her dönemde farklı ilaç uygulaması yapıyoruz. Yani bitki besleme anlamında, e, ilaç anlamında da e, Haspi amcanın dediği gibi Ruhsatlı ilaçlar kullanıyoruz. Mesela geliyoruz bahçeye bakıyoruz, şöyle limona, yaprakta da kırmızı örümceğimiz varsa ona göre kırmızı örümcek uygulamamızı yapıyoruz. Yani bu kullandığımız ilaçların hiçbiri de şey değil yani hani e, insan üzerinde e, sıkıntılı ilaçlar değil, e, kalıntı yapmayan ilaçlar. E, yani hasat süreleri kısa, e, kısa olan ilaçlar. E, kontrollerini yapıyoruz bahçenin ona göre de ilaç atması gerekiyorsa ilaç uygulanmasını yapıyor mesela budamasında şey varsa budama yapmasını söylüyor İşte suyunda su zamanı geldiyse zaten onlar kendileri takip ediyor da biz gene de görüşümüzü söylüyoruz onlara ee, özellikle Rusya boyutunda Rusya ya ihracat yapan e, firmalarımızda geri dönüşlerde kalıntı ilaç kırıntısı mı nasıl diyoruz bilmiyorum bulundu deniyor buradaki üreticimi Aracı mı yıkanması mı gerekiyor? Ya hata nereden oluşuyor? Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ee, yani geçtiğimiz senelerde çok aşırı olmadı bu dönüşler falan. Ama tabii bazı ürünlerde oluyor. Bunun sebebi de şey oluyor. Eskiden kalan muad yani kalkan ilaçları uyguladığımız zaman yani o ilaçlar artık kullanılmıyor ama elinde kalan bayiler oluyor. İşte ne bileyim çiftçinin elinde kalmış oluyor. Onları uyguladıkları zaman da Böyle sıkıntılar olabiliyor, geri dönebiliyor. Bir sıkıntı da şu oluyor: Hasat süresi var ilaçlarda. Mesela 14 gün, 7 gün, işte 20 gün. Bu hasat sürelerine dikkat etmemiz lazım. Hasat sürelerine dikkat etmediğimizde o ilaçlar da geri döner. Tamamdır. Dönelim reise. Şimdi ee, biz limon kısmını anladık. Hastalıklarımızı anladık. Gelelim maliyete. Çünkü televizyonlardan işitiyoruz. Şu an büyük marketler kaba, e, kabahatli diyoruz. E, fiyatı onlar arttı diyoruz. Biz sondan başa dönelim müsaade ederseniz. Ya, bu Biz limon, evet o yüzden buradayız. O yüzden buradayız. Limonun e, sizden çıkış fiyatına kadar Masraflarımız neler? Bunun için su mu kullanıyoruz, mazot mu kullanıyoruz, İşte zirai ilaç mı alıyoruz? Bunları kalem kalem geçersek. Şimdi şöyle baştan başlayalım. Şubat ayında başlıyoruz ilaçlamamıza. Hasas zamanına kadar ilaç atıyoruz. Fatih Bey'in de söylediği gibi ilaç atarsak biz tüccarı tarlaya katmıyoruz. Diyelim ki bu ilaç kaç günlük? 21 günlük. 21 gün sonra gideceğiz. Demin kardeşimin de söylediği gibi. bizim Şubat'tan itibaren hatta Ocak'tan itibaren yaptığımız masraflar, sezon sonuna kadar yaptığımız masraflar inanın Allah şahit bir buçuk lirayı buluyor kiloda. Kiloda bir buçuk lirayı buluyor. Çünkü bunda emeğimiz var, ilacı var, mazot parası var, motor parası var, gübresi var. Yani var oğlu var, budaması var, her şeyi var. Bir buçuk lira. E şimdi tüccar kalmış bize. Komik yani yani. Ne teklif ediyor? Hakaret eder gibi. Ya bir üç yüz veren var, bir buçuk veren var. Yani bu olmaz. Ya bunun piyasası böyle. Bugün pazarda eline almayacağın limon 6 lira. Eline almayacağın limon. İyi evine götürebileceğim bir limon 10 lirayla 16 lira arasında gidiyor. Biz 3'te bir fiyattır bunun hakkı. 16 lirası 3'te bir 16 biz e, bunun 5,5 lira istemiyoruz. Ya biz adam gibi 3 lira 3,5 lira fiyat verin. Bizim de çorumuz, çocuğumuz var. Biz de bir insanlara bakıyoruz. Yani inanın burada 4 kişi, şu gördüğün yerde 4 kişi, kardeşim en az 5 kişi. Ya emek sarf ediyoruz. Emniyetimizin karşısına alamadıktan sonra ben bunu yeni sen nasıl yapacağım? Bizim sıkıntımızın biri vardı mesela hırsızlar vardı. Allah razı olsun ilçe emniyet müdürümüzün ve polis arkadaşlarımızın şeyinle o sıkıntıları attık. Ha, onlarla beraber biz de yine malcanın yongasıları biz de bekliyoruz. Ama sağ olsunlar bize çok yardımcı oluyorlar. Biz işte Tarım Bakanımızdan ne bileyim bu yaşadığımız ilçede işte hükümetin parti teşkilatlarından tarım ilçe tarımından Ziraat Odası Başkanları'ndan bir destek bekliyoruz. Ama inşallah, inşallah. Şimdi sevgili seyirciler hep söylediğimiz şey bu program çözüm odaklı bir program. Sadece sorunları işte şöyleydi böyleydi ağlayarak zırlayarak değil. Sorunları gerçek ağızdan, birinci ağızdan tüm detaylarıyla konuşuyoruz. Sonrasında da olayın ucunu bırakmıyoruz. Programın sonunda İnşallah Dalaman Belediye gerçi burası ortaca ama Dalaman Belediye Başkanımıza ulaştık. Kendisinden randevu talep ettik. Onu da bu konuyla ilgili konuşturacağız. Tarım Bakanı ile arası çok çok iyi, güzel ilişkileri var. Konuyu kendisine bizzat iletmesini bu programın kaydını da vererek isteyeceğiz. Sonucunu da takip edeceğiz. Sizlerle paylaşacağız. Son bir şey. Buyurun, Gel kardeşim. Gel şu ellerini bir göster. Ellerimizde şimdi bir şu şey ellerin yok. haline bakın. Bu bu tarlalarda çalışırken bu hale geldi. Deriyle kalmadı. Yani evet. Yani tüccarlar elini vicdanına koysun. Emek var değil mi orada? Emek var kardeşim. Evet. Yaralar var. Bu bu şey Bu insanlar yani bu elin haline bakın. Hı hı. Kardeşim yani. Biz bunu insanlarımız yani halkımız ama Türkiye'de ama dışarıda insanlarımız sağlıklı bir ürün yesin diye uğraşıyoruz. Ve inanın Allah şahit ki bir buçuk lira şunun masrafı şu anda. İki gün sonra sulanacak ve sulamadan önce veya sulamadan sonra tekrar atacağız. Somut olarak size de soracağım. Ee, somut fikriniz nedir? Yani Cumhurbaşkanımıza kadar iletiyoruz konuyu. Yapması gereken ne? Hakikaten büyük marketler mi? Ara toptancılar mı? Yoksa tüccar dediğimiz birinci alıcı mı? Siz nerede görüyorsunuz sorunu? Şimdi sorun burada beş tane tüccar geliyor. Anlaşıyorlar beş tüccar. Şu paradan alalım deyip geçiyorlar. Biz Cumhurbaşkanımızdan. Tarım Bakanımızdan ve ilçe parti teşkilatları başkanlarımızdan, ortaca ziraat odası başkanımızdan ve ilçe tarım müdüründen. Bizim yanımızda olun. Bizim yanımızda olun. Derdimizi anlatın. Yani derdimizi anlayın yani derdimizi yani. Biz bir şey istemiyoruz. Biz fazla, biz 6 lira, 7 lira, 10 lira istemiyoruz. Biz buraya 1,5 lira masraf etmişiz kardeşim. Ben de dört çocuğa bakıyorum. Kardeşim yani bu çiftçi evinde çocuğuna ekmek götürmesi için bu fiyatlar komik bir rakam. Bu fiyatlar olursa seneye bu çiftçiden hiçbir şey beklenmez. E ben bunu üretmezsem, ihracat olmazsa ülkeye katkı girer mi? Evet. Biz diyoruz ki, yani biz tüccarı atmıyoruz. Hepimiz bir tespikiz. İpe dizilmiş tespikiz. Tespik kırılırsa ne olur? Her evet. şey biter. Evet. Biz birbirimize destek olalım diyoruz ama maalesef beş tane tüccar anlaşıyor. Burada istediği gibi at oynatıyorlar. Evet. Üstadım sözü size verelim. Şimdi size ee, biz tamam üreticiyiz. Üretici olmaktan da gurur diyoruz ama... Şimdi e, her şeyin maliyetinde farkındayız. Yani e, bu adam tüccar bunu aldığı zaman paketlemesi, limana gitmesi. Bir ara bir konuşmuştum ben e, limon bir lira filanken bir tüccarla. Dedi ki buradan benim dedi Mersin limanına ihracat etmem dedi. Kilo başına 50 kuruş biniyor dedi. Evet. Tamam tüccara da bir sık şeyimiz yok ama e, tüccar kazanırsa biz de kazanırız. Evet. Tüccarı tamamen derbe bırakmak da istemiyoruz. Ama bu karşılıklı anlayış içinde olursa bence daha güzel olur diye düşünüyorum. Girdi maliyetleri belli. Yani bu girdi maliyetlerinden ben hükümeti de sorumlu tutmuyorum. Ama bize ilk gelen tüccar ortaca pazarında limon, yeşil limon. Kilosu 7 lira. Bir sene önceki yatak limon kilosu 10 lira. Bu e, her şey sabit ortada. Ama e, tüccar da kazansın biz de kazanalım. Fakat yani ara yerde yani bizi bir köle gibi yani belki yanlış konuşuyor olabilirim ama köle gibi görürlerse de olmaz. Ben bu sene şimdi ilk başta biz iki defa gübre atıyoruz. Gübreni en ucuzunu atmak zorundayız. Çünkü giderimiz fazla, girdimiz yok. Öyle olunca o zaman verim ne olur? Düşer. Verim düşerse ilk ekonomisine zarar. Yani üreteceğiz biz. Onun için tekrar söylüyorum. Tüccar da kazanacak, biz de kazan Ama makul aradaki uçurum olmasını istiyoruz yani. Derdimiz başka bir derdimiz evet. yok şu anda Cumhurbaşkanımızdan, Tarım Bakanımızdan, Sayın Pakdemirli'den ve il, ilçe, tarımla ilgili bütün sorunlardan tek isteğimiz var. Yani yeter artık yani bu çiftçiye sahip çıkın ya. Yani bu Ege'deki çiftçilere sahip çıksın, hele limonculara, narincilere sahip çıksın artık yani beş tane tüccarın yerinde sır olmayalım. Ya kardeşim dediği gibi yani onlar kazanıyorsa biz de kazanalım ya. Biz onların zarar etmesini istemiyoruz. Ben ki tüccar buraya girdiği zaman, traktör bulamadığı zaman ben kendi traktörümle tüccara hizmet ediyorum. Traktör parası almıyorum. Hepimiz öyleyiz. Yani Cumhurbaşkanımızdan, Tarım Bakanımızdan ve ilgililerden artık yani bu Ege'deki limonculara, narincecilere sahip çıkılması. Ee, şimdi diğer detaylara geçmeden önce yakalamışız reisi son sözünü alalım. Son sözümüz şu Allah razı olsun Avcı Tarım'dan bahçeye bizden iyi bakıyor. Yani her konuda geldiği zaman suyu geldiyse amca suyu geldi ilacı atacaksa atacağız yani bir üreticiden daha iyi bakıyor. Allah razı olsun biz onlardan memnunuz. Bahçesine hani söyleyecek söz yok yani. İsmine münasır Fatih Avcı. <laughs> Değerli seyirciler, Dalaman Tarım Buluşmaları diye adını koyduğumuz programımızda tüm hızıyla yaptığımız çekimler şu an Fevziye'de devam ediyor. Ee, gördüğünüz gibi Allah'ın bir mucizesi, nazar değmesin diye nazar boncuğumuz da var. Fatih kardeşimizle beraber muhteşem bir nar bahçesinin içindeyiz, nar ağacının altındayız. Neden geldik buraya? Abi, bu bahçe örnek gösterilecek bahçelerimizden biri. Orhan Çetin abimiz var, Dalamanlı. Ee, daha önce esnaflık yapıyordu. O, onun bahçesi. Ee, yani Orhan abi bu bahçede. Yani getirme sebeplerimizden biri şu: Orhan abi ne dersek uyguluyor bu bahçede. Tabi kendi yıllardan beri yaptığı çiftçilikten dolayı da bir bilgisi tecrübesi var. Yani durum zaten ortada. Gördüğünüz gibi bahçede maşallah, maşallah. maşallah var yani bahçenin. Burada bizim çalışma arkadaşlarımız Hamdi, Bayer, e, Altuğ Gülgeç e, ha, e, 15 günde bir gelip kontrolleri yapıyorlar bahçede. Ben kendim de uğruyorum çoğu zaman. E, Orhan abi gerekli uygulamaları yapıyor. Burada aynı zamanda onun limon bahçesi de var. Yani ortada şey e, yaptığı uygulamalar. Tabii bu sene limonda bir fiyat şey var ama narda güzel fiyatlar, yüksek yani beklenilenden güzel. Ondan dolayı da emeklerinin karşılığını aldılar tabii. <laughs> Fiyatta sıkıntı yoksa Fatih Bey, şey yapalım. E, nasıl az önce limonu anlattık, e, künyesini çıkarttık. Hem maliyet anlamında e, hem de hastalıkları anlamında. Şimdi madem fiyat dengesinde sıkıntı yok, e, maliyeti geçelim. O zaman e, narı bekleyen olası hastalıklar nelerdir? Siz burada Tarım şirketi olarak ne gibi tedbirler veriyorsunuz, hangi ilaçları marka ismi vermeden sunuyorsunuz, onları anlatalım. Evet. Şimdi öncelikli olarak hasattan sonra narda şöyle bir uygulama yapıyoruz, kurt ilacı ve bir mantar ilacı uygulaması yapıyoruz. Ee, ondan sonra da üstten bir bitki besleme atıyoruz. Bu şekilde damlaması olan bahçelerde de alttan bir fosfor uygulaması yapıyoruz yine. Sonra e, kışında tabii 2 veya 3 sefere mahsus olmak şartıyla yapraklarını döktükten sonra bir bakır uygulaması yapıyoruz. Tekrardan yapraklar çıkmaya başladığında fare kulağı kadar olduğunda gene bir e, yani bölgeye göre değişiyor. Nar'da çok kurt olabiliyor. Eğer kurt varsa gene bir e, kurt ilacı uygulaması yapıyoruz. Sonra gene üstten bitki beslemeleri. Nar e, tomurcuk olmaya başladı. yani yapraklar çıkıyor yapraklardan sonra meyveler tomurcuk oluyor ilk etapta çiçekler yani tomurcuk döneminde mantar uygulamasına başlıyoruz çünkü e, narda mantardan dolayı çok ölümler yani ağacın e, şeyi ve aynı zamanda meyvelerde de lekelenme olduğu zaman satışta zorluk yaşanıyor. Bu ne oluyor e, tomurcukta, çiçekte ve meyve uygulaması yapılıyor mantar için. Sonra narda en büyük sıkıntılardan biri şey... ...harnup güvesi var. Unlu bit e, zararı var. Ve en sonunda da... ...artık böyle sezon sonuna doğru... ...nar çatlamasın diye ve renk alsın diye... ...iki çeşit potasyum uygulamamız oluyor. E, yani içerikleri... E, ...farklı olan potasyumlar var. E, bir sefer ondan... ...bir sefer ondan gibi uygulama yapıyoruz. Ve uyguladığımız... ...yani marka vermeyeyim şimdi... ...uyguladığımız potasyum... ...güzel bir renklenme yapıyor bahçede. Şimdi... Benim detay olarak soracağım sorular var. İstiyorum hem narı beraber tutalım, etrafında gezinelim, bir yürüyerek çıkalım bakalım. Olur, çıkalım. Şimdi az önce e, damlama deniz, bunları kastediyorsunuz değil Aynen, mi damlamadan? Damla, damla sulama sistemi bunlar. Peki narın az önce limonda bahsettik ciddi anlamda suya ihtiyacı var mı? Ya nar çalı türü bitki olduğu için çok aşırı bir öyle su ihtiyacı olmaz ama şöyle bir şey var ee, bitkiyi ne kadar iyi sularsak işte ne kadar iyi gübrelemesini yaparsak bakımını yaparsak verimimiz o kadar fazla olur yani. Aha. Ondan dolayı sulamaya da dikkat etmek lazım ama şu son zamanlarda yani bu ciddi susuzluk problemlerinden dolayı genelde biz çiftçilerimize e, damla sulama sistemlerini öneriyoruz evet. yani. Hani büyük bahçelerde de. Ya çünkü salma su da. Daha fazla su sarfiyatı oluyor. Ondan dolayı sıkıntılı yani. Peki biz şimdi e, yani zaman zaman bunları duyuyoruz kulak misafiri oluyoruz. E, sizin gibi ziraat mühendisi arkadaşlarımız e, çiftçilerimize diyor ki abi sen buraya nar ektin ama diyor şu bölgeye de limon ek diyor. veya başka ürünler işte yüksek böl bölgelerde incir daha da sıcak bölgelerde avokado evet. e, gibi ürün çeşitlemesine gidiliyor. Bu sizler tarafından öneriliyor. Şimdi o noktada e, sizin yaptığınız öneriler var mı? Var. Ben kendim de zaten avokado bahçesi kurdum yeni 8 dönüm kadar. Yani amacımız şu. Mesela tek bir çeşit üzerinden gitmemek. Neden dolayı? Bu pazarla da alakalı. Şimdi burada herkes bu havada herkes limon yapsa Limon zaten olur. diplerde olur yani. Yani arz talep meselesiyle Hı. alakalı. Ve tarlaların isteğine göre yani şimdi çok aşırı sulak yerlerde, suyun yakın olduğu tarlalarda biz na nar öneriyoruz. Ya şimdi e, nar, işte limon, portakal, avokado, seracılık bunun dışında da tarla bitkileri de var yani. Bizim bölgemizde mesela şaşırabileceğiniz şeylerden biri pamuk. Devam ediyor mesela pamuk uygulamaları. Yani Çok enteresan. Kimle konuşsak eskiden pamuk vardı diyor. Siz diyorsunuz ki pamuk var. Var. Pamuk var. Yani insanlar önceden zarar ettikleri için pamuk yapmama taraftar. Ama pamuk da aslında bilinçli yetiştirilir. Yapıldıktan sonra para kazanılır yani. Pazarı da var. Pazarı da var. Zaten tarışı alıyor yani pamuğu ve devletin güzel desteklemeleri var pamuğa. Yani şöyle diyeyim ben size e, diyelim ki boş bir e, alanınız var yani 20 dönüm gibi bir tarlanız var e, narenciye yaptığınız zaman, limon yaptığınız zaman 10 sene beklemeniz lazım oradan para kazanmak için. Ama bence şu yapılmalı çiftçilik, meslek olarak çiftçilik yapılacaksa orada 20 dönüm yerde pamuk yapmak daha mantıklı. Oradaki ilk alım ne zaman? E, şöyle söyleyeyim e, Mayıs, Haziran gibi Tohumun dikime yapıldıktan sonra yani Eylül Ekim aylarında falan hasadı gerçekleşir. Yani en geç Kasım ayında paranızı almış olursunuz. Sevgili seyirciler çok enteresan bir şey söylüyor Ali kardeşimiz bugün e, şirketlerdeki demirbaşı alırken dahi amortismandan bahsediyoruz e, ne kadar yılda e, kendini geri koyar o parayı kazandırır diye bahsediyoruz e, bahsettiği olay hakikaten çok ilginç e, kulak verilmesini tavsiye ediyorum avokado için olay nedir avokado için şöyle söyleyeyim avokado genelde e, yani e, Güney Amerika bölgesinde yetişen bir bitki ama biz bizim bu bölgede mesela yetiştirmeye başlandı. Yani uzun yıllardan beri yetiştiriciliğini yapanlar da var. Ama son zamanlarda iyi bir talep oldu. Sebebi ne? Güzel paralara satılıyor. En büyük şey o tabii. Herkes para kazanmak istiyor bu işten. hastalık anlamında şu anda popülasyon çok yoğun olmadığı için aşırı bir hastalığı yok. Ondan dolayı da tabii ama avokadoda şu, şu sıkıntı var. Her bölgeye uyum sağlamıyor. <laughs> Nasıl yani? Bir, mesela diyeyim, ortaca da bir yerde yaparsınız. Evet. Diğer yerde yapamazsınız. Sebebi de şu. Şimdi çok aşırı rüzgar almaması lazım. İşte toprak tipi önemli. Yani her türlü etkisi var. Ondan dolayı da bu işlerde öncelikle çiftçilik yaparken yani yetiştireceğiniz ürünü seçerken önce bir araştırma yapmak lazım. Ya ben burada ne istiyorum? Hı hı. İşte ben ileriye döner, dönük mü bir yatırım istiyorum? Var. Aynen araya mesela zamanla burada mesela Orhan abi şeyi değiştirecek ağaçlar yaşlandığı için hı. ama öncesinde mesela bu ağaçlar yaklaşık bir 5 yıllık falan var öncesinde de dikmeye başladı yani araya. Anladım. Yani bunun gibi olması lazım. Önce bir araştıracağız. Geçiş bıçak gibi olmayacak kademeli tabii, olacak. Tabii tabii yani. bıçak gibi olursa şöyle olur. Siz asıl meslek çiftçilik yapamazsınız. Evet. Ara meslek olur çiftçilik. Ara meslek. Eğer bilinçli bir şekilde, planlı bir şekilde geçiş yapılırsa o şekilde çiftçilik devam eder yani. Ürünün e, doğa tarafından kabullenilmesi önemli. O doğru. Evet. Ama onun dışında bir de hani moda kelimesini kullanmak istemiyorum ama e, halkın arzıyla, talebiyle oluşan da bir şey var. Yani mesela kiviyi, pompaladılar Türkiye'ye kivi 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 e, belli bir yere kadar üretim oldu ama sonra durdu veya azaldı veya yeteri kadar üretilmedi mi, satın alınmadı mı e, veya aynı tadı tutturamadık mı? Ne dersiniz? Ya ben şöyle yorumlarım. E, bence orada bizim biraz yani bizim derken yani bu işi meslek haline getirmiş. Ben ziraat mühendisiyim mesela e, ilçe tarımdaki çalışan arkadaşlar. Bunların planlama yapması lazım. Çiftçiyi bizim yönlendirmemiz lazım. Şimdi mesela e, bizim bu bölgede olan şeylerden biri ben mesela bu sene limondan para kazandım. Herkes hemen limon yapıyor. Limon yapıyor. Yani bu olmaması lazım. Mesela e, çiftçileri bilgilendirip abi sen limon yap. İşte diyelim ki limon bin dönüm limon oldu. İşte biraz nara yönlendirelim. Nar da ölmesin. E, nar da devam etsin. İşte bin dönüm nar oldu. İşte bin dönüm avokado. Yani bunun planlamasını yaparsak dediğiniz gibi aynı sepete koymayalım. Aynı sepete koymayalım. Mesela kivi de herkes kivi yapsa kivi yaptı ne olacak? Mecburen düşecek. Çünkü hmm. yani piyasanın belli bir şeyi var. Diyelim yani bin ton kivi. Ama sen iki bin ton kivi üretirsen yarı fiyatına satarsın. ya yani onun yerine mesela bin ton kivi yapıp işte bin ton e, yani misal olarak veriyoruz bunlarda bin ton muz yani hepsine ürün çeşitliliğini bulmak lazım. E, ...doğadan mı yoksa biz mi yönlendirmiyoruz? E, Dalaman'da Ortaca'da muz yok veya çok az sayıda var. E, uyum mu sağlamıyor? Yani e, şöyle söyleyeyim, e, iklim olarak açıkta muz yapamayız buralarda... Yani bir Gazi Paşa'daki gibi, Alanya'daki gibi hava şartları burada beklenemez. Ee, ama burada serada muz yapılabilir. Yani bunu e, ben kendim Gazi Paşa'ya gittim, işte bir hafta kaldık orada, gördüm yani bizim iklimle hemen hemen yakın. Sadece bizim burada biraz daha soğuklar geçiyor. Ee, serada kapalı alanda olsa yapılır ve Gürköy'de. Biri girişimde bulundu. Ben yani 38 dönüm gibi bir mus e, serası yap, yaptı. Şimdi e, dikimini de yapacaklar fidelerin. Yani ben çok sevindim. Sonuçta çeşitlilik olması lazım. Yani bizim amacımız bu olmalı. E, burada Dalaman, Ortaca, köyceğizde tarım devam etmeli. Hı hı. Tarımın devam etmesi için de bizlerin bizlerin ürün çeşitliliğini yaymamız lazım. Yani tek bir ürün üzerinden gidersek olmaz. E, ve yani çiftçilik Bizim için mesela benim için işte e, yani çiftçiliği yapanlar için yan bir meslek değil. Ana mesleğimizin çiftçilik olmasın. Benim için yani bu hayat felsefesi. <laughs> e, yani çiftçiliğe yeni başlayacak olanlar mesela e, yani küçümsemek için söylemiyorum hiçbir zaman insanlara. Biz de e, zamanında askeri ücretle çalıştık başkalarının <laughs> yanında. Yani şimdi de belki askeri ücret kazanıyoruz ama havalimanına gidip turizm sektörüne gidip askeri ücretle çalışmaktansa 10 dönüm e, mısır tarlası yapıp, işte buğday yapıp, e, pamuk yapıp e, kazancımızı oradan kazanmak daha iyi olur. Sevgili Seca, inanılmaz önemli cümleler kurdu Fatih Avcı kardeşimiz. E, bu kısımları e, yayın sonrası da e, Rütük çerçevesinde keseceğiz. Özellikle sunacağız Dalaman etabında, Ortaca etabında özel olarak paylaşacağız. E, i̇stihdamdan bahsediyoruz, işsizlikten bahsediyoruz ama bugün 20 dönüm, 30 dönüm arazisi olan e, arkadaşlarımızın çocukları e, havalimanında çalışmak için sıraya giriyor, torpil yapıyor, iş kurda önlere gelmeye çalışıyor vesaire. Muhteşem cümleler kurdun. Teşekkür ediyorum. Hakikaten teşekkür önemliydi. Dalaman'ın ve Ortacan'ın çok ciddi ölçekte tarım yapan, e, meyve üreten çiftçileriyle birlikte olduk bugün avcı tarım Fatih Avcı ile birlikte neydi konunun adı Dalaman Tarım Buluşması gerçek bir buluşma oldu e, isimleri ben size vermek istiyorum Orhan Çetin Dalaman Hasbi Yaşar Bayram Yaşar Ortaca olmak üzere çok kıymetli üç kişiyle birlikte olduk. Sorunları dinledik, çözüm önerilerini birlikte sunduk ve bunları programın sonunda değerli Dalaman Belediye Başkanımız Muhammed Karakuş'a iletmek üzere bir veri tabanı oluşturduk. Burada ısrarla şunu söylediler, çok büyük önemli destekler alıyoruz. Danışmanlık konusunda dediler. Ya arkadaş dedi. Kimdir bu arkadaş? Kim veriyor bu danışmanlığı? Kimdir bu genç kardeşimiz? Ve benden uzun olsa da sevdiğimiz kardeşimizle bir araya geldik. Siz Merhaba. tanıyalım. İsmim Altugül Geç. Avcılarımda teknik destek sorumlusuyum. Ee, üreticimizin çiçeklenmeden hasata kadar bütün günleri yani bütün zamanlarında 15 günde bir defa bazen 12-13 günde buluyor. 13 günde bir defa sürekli destek vermekteyiz. Özellikle... E, mesai çıkışı da oluyor, mesai saatlerinde de oluyor. Yani 7-24 herhangi bir saatte arayıp destek verebiliyoruz. Yani bir sıkıntısı olduğunda giderebiliyoruz. Satamayanın ürününü de satıyoruz. Yani hasattan, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Çiçekten hasada kadar komple bütün günlerinde yanındayız. Genelde bu şekilde destek veriyoruz. Şimdi orada e, bize ısrarla şunu söylediler. Biz o an tarlamızda olmayabiliriz. Hı hı. Telefon açıyoruz, evet. gel Altuğ kardeşim diyoruz, ee, şurada şu şu sıkıntılar görüyoruz, sen bak alan senin alın, dönüm senin dönümün diyoruz. İnanın biz o an tarlaya mevcut alanımıza gelmiyoruz diyorlar. Evet. Şimdi burada bir güven söz konusu, evet. yani biz bunu bu bizim işimiz değil ama görüyoruz yani piyasada işte mühendis kardeşimiz filanca... ...firma, dalaman için konuşmuyorum, genel konuşuyorum... ...işte abi diyor gittim tarlana diyor, baktım diyor... ...sana diyor işte kırmızı örümcek lazım, cart lazım, cürt lazım... ...bir reçete yazıyor, hmm. fiyatında yazıyor... ...çiftçi kardeşimiz de güveniyor... Evet. ...tamam diyor o zaman yapın diyor... ...sen böyle bir şey yapmıyorsun değil mi? Yok bu şekilde değil, yani şimdi bizler, bizde şöyle oluyor... Ee, ...ben geziyorum, arıyorum böyle böyle bahçesinde yoksa... ...işte ilaç atılması lazım... İşte kırmızı örümcek varsa kırmızı örümcek, unlu bit varsa unlu bit, işte meyve küçükse iritici, ee, işte pütürlüyse potasyum vesaire. Ee, ben diyorum ki senin yazıyorum ben, e, dükkandan hazırlarım, akşam üstüne getirip bırakırım. Yani e, o kadar kolaylık sağlıyoruz ki çiftçinin dükkana gelmesine bile gerek kalmıyor. Buradan kendimiz dağıtıyoruz. Bazen ben direkt reçeteyi e, WhatsApp'tan dükkana gönderiyorum. Dükkandan arkadaşlar hemen hazırlayıp götürüyor. Yani bu şekilde de e, destek sağlıyoruz. Yani genelde bir de şöyle bir olay var. Buradaki e, genellikle ürünü satarlar. Ürünü sattıktan sonra kimse çiftçinin arkasında durmaz. Hastalık çarpar adam bahçesi hastalık bulur. Ondan sonra adam ürününü de satamaz. Yani bizde böyle bir şey olmuyor. İnanın ürünü satamayanın bile ürününü satıyoruz yani biz. O tüccar almasa başka bir tüccar buluyoruz. Çünkü tüccar hane olarak da fazla bizde. Yani hemen hemen herkese de nazımız geçer. O alması öbürünü alıyoruz. Yani baştan sona yanındayız. Bir de bu yüzden de çok güven duyuyorlar. Ee, bazı firmalara göre e, ürün fiyatlarımız cidden alt fiyatlarda. Kaliteli de ürünler, işte yapan ürünler. Yani biz hem ödemede de sıkmıyoruz kimseyi. Ürünler de güzel. O yüzden çiftçiler de Allah razı olsun seviyorlar bizi. O şekilde ileri geri geçiniyoruz abi. Hayırlısı. Bugünkü görüşmede çok sevindirici bir olay da yaşandı. Ee, Muğla Ülke Ocakları kardeşimiz Burak Demirel, Fatih Avcı ile beraber e, bir karar aldılar. Zaten dostlar, arkadaşlar, e, sizlerin kurumsal olarak tecrübenizden, onların da e, gençler, çiftçilerle alakalı bir tarım projesi var. Yeni bir proje oluşturmuşlar. Zannediyorum sizin müesseseniz e, Fatih Avcı ve sizlerle birlikte orada Danışmanlık, öğretmenlik hizmeti verip geniş kitlelere tecrübenizi ücretsiz olarak evet. paylaşacağınız konusunda duyum aldık. Bunu ekranımızda yansıttık. Çok teşekkür ediyorum emeklerine. Teşekkür Allah razı olsun. İnşallah görüşeceğiz tekrar. İnşallah. Sağ ol kardeşim. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyirciler, şimdi e, Muhammed Karakuş başkanımıza gitmeden önce. Fatih Avcı kardeşimizle son bir mekanında mülakat yapalım. Şu ana kadar muhteşem çekimler yaptık. Hakikaten çok güzel oldu. Evet. Ee, Ali kardeşimize de buradan teşekkür ediyorum. Bizimle adım adım e, süreci yaşadı. Onun da yönlendirmeleriyle teknik çekimlerde. Güzel bir projeyi imza attık. Evet. Senin bulduğun güzel isimle. E, bundan sonrası o sevgili çiftçi kardeşlerimizin serzenişi ee, ve aslında çözümü de kendileri söylüyorlar. Evet. Şöyle yapalım. Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımıza ne olursunuz iletin diyorlar. Maliyetler bu aşamada yapılması gereken bunlar. Kendileri söylüyorlar. Şimdi bu program vasıtasıyla biraz sonra Muhammed Karakuş'a gidelim birlikte. Evet. Konuyu arz edelim. Ondan da e, sizin vasıtanızla yüksek mercilere Başta tarım bakanımız ve cumhurbaşkanımız olmak üzere derdimizi anlatalım. Tabii ki. Son sözü. Şöyle diyeyim, biz zaten kendimiz de çiftçiyiz yani tarım için ne gerekiyorsa her zaman yapmak isteriz. Bugün gelen Burak başkanımıza çok teşekkür ederiz. İşte çiftçi abilerimiz, sağ olsun Hasbi abi gel, Bayram abi gel, Orhan abiyle çekim yapamadık ama o da sağ olsun bahçesini bize açtı teşekkür ederiz onlara. Biz dilimizin döndüğünce Dalamanda ve Ortaca Köyceğiz'e nasıl tarım yaptığımızı anlatmaya çalıştık. Tabii bu büyük mercilerin üstlerimizin bize desteklerini bekliyoruz. Yani bu sürdürülebilir tarım olmak zorunda. Tarım olmazsa bizler de olmayız. Tarım devam ettiği sürece bizler de varız. Biz zaten atadan ezelden beri tarımın içerisindeyiz. Her zaman desteklerini bekliyoruz. Biz tarımı yapmaya sevdalıyız. Çok. Her zaman e, tarımda yapacağız yani Allah'ın izniyle gücümüz yettiği sürece. İnşallah. Bizim yan mesleğimiz, biraz önce de söylediğim gibi yani hep söylüyorum bunu. Bizim yan mesleğimiz değil çiftçilik. Bizim asıl mesleğimiz çiftçilik. Biz çok. her zaman çiftçiliğin içerisindeyiz. Teşekkür ederim, Biz sonunda. teşekkür ederiz. Abi. Sağ Sevgili seyirciler, şimdi Karakuş Başkanımızın yanına geçiyoruz. Ee, programda çok güzel, çok özet mesajlar verildi. Bunların gerekli merciler tarafından dikkate alınacağına inanıyorum, kalben inanıyorum. Dalaman Tarım Buluşması'nın ilk bölümünü izlediniz. Allah nasip ederse bir sonraki bölümleri de Muğla merkezde yapacağız, ortaca da yapacağız, belki köyceğiz yapacağız. Adım adım tarımı sizlerle beraber paylaşacağız. Dalaman çalışıyor, ortaca çalışıyor, köyceğiz çalışıyor, Türkiye çalışıyor. Çalışan Türkiye. Alışmadık efendim. Sevgili seyirciler, Dalaman Tarım Buluşması isimli programımız çok zevkli geçti, dolu dolu geçti. Son söz, her zamanki gibi Dalaman Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Karakuş'ta tarıma en az turizm kadar kıymet veya değer veren bir başkana sahibiz. Efendim, sözü size bırakıyorum. Öncelikle böyle bir programı emeğe geçen, başta Sabih Samur abimize, Avcı Tarım Fatih kardeşime teşekkür ediyorum. Gerçekten bu dönem e, Dalaman'da tarımla ilgili bir takım sıkıntılarımız oldu. Biz turizme ne kadar önem veriyorsak e, tarıma da o kadar önem veriyoruz. Tarımda bir tane fide diken kardeşimiz bile bizim için çok önemlidir. Burada bugün e, böyle bir program yaptık. Biz de buradaki programdan çıkan sıkıntıların tamamını Sayın milletvekillerimize, il başkanımıza, e, Ankara'ya iletmeler için gerekli her türlü girişimlerde bulunacağız. E, bu programa emeğe geçen, e, tarıma emeğe geçen e, çiftçilerimize, e, ilaç bayilerimize, gübre bayilerimize, e, ilçe tarım müdürümüze, ilçe ziraat odası başkanımıza ve ilaç bayilerimizin tamamına teşekkür ediyorum. Biz her zaman yanında olacağız, olmaya devam edeceğiz. Tarımla ilgili ne kadar sorun varsa Ankara'ya iletmek üzere bir belediye başkanı olarak her zaman kapımızın açık olduğunu söylüyorum. Programa tekrardan emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Başkanım biz de size teşekkür ediyoruz. Tarıma verdiğiniz desteklerden dolayı sağ olun, var olun. Dalaman birlik beraberliği bu dönem yakaladığına inanıyorum. İnşallah daha güzel olacak diyorum.